Alles gut. An itibariyle takvimler 6 Nisan 2017'yi göstermektedir. Ben Hasan İsa Akbaş. Şu anda Tevrat'ta ve Yüce Kur'an'da bahsedilen Ararat ve Cudi topraklarını görmektesiniz. Cudi toprakları Kırklar Dağı'nı ve yakınındaki Bağıvar Kabe Köyü'nü içine almaktadır. Bağıvar Kabe Köyü'nde adından anlaşıldığı gibi Mekke'deki Kabe'nin süt kardeşi olan Radiatul Kabe bulunmaktadır. Arkamda Kırklar Dağı'nın kuzey tarafını görmektesiniz. Nuh'un yıldız gemisi aralarında 180 metre mesafe bulunan şu iki çöküntünün bulunduğu alanın içinde toprak altında meskun bulunmaktadır. Ben Nuh'un yıldız gemisini önümüzdeki yıllarda videonun başında görüntülediğim Kırklar Dağı'nın düzünde inşa edilen 4 doğuda ve 4 batıda ve birbirine paralel olan 8 adet 10 katlı Hersel teraslarının çatısına konduracağım. Malumunuz olacaktır ki şu an çatılarda değil toprak altındadır. 2007'den beri telepatik yolla bu binaların çatılarının Nuh'un yıldız gemisinin park yeri olduğunu 7 milyar insan içerisinde sadece şu an ben bilmekteyim. Bu video bunu ispatlamaktadır. Nuh'un uzay gemisinin takribi ölçüledi. 180 metre uzunluğunda, 90 metre genişliğinde, 35 metre yüksekliğindedir. Gümüşü renktedir. Dikdörtgen prizma şeklindedir. Bir yıldız gemisidir. Madeni alaşımlardan imal edilmiştir. Antigravity teknolojisiyle çalışmaktadır. Dünya insanlığın hizmetinde ve Yüce Tanrımız Allah'ın emrinde olduğumu bilmeniz temennisiyle selamette kalınız. Arkamda Kırklar Dağı düzünün orta kısmında inşa edilen konutları görmektesiniz. Bu konutların 8'i 10 katlıdır. Diğer 3 bina 16 katlıdır. Bu 16 katlı binalar projede 6 adet olarak inşa edilecekti. Ancak şu an 3'ü yapılmış ve 3'ü de ileride yapılmayı bekliyor. İşte bu binalardan 8 tane olan 10 katlı binaların çatılarına Nuh'un yıldız gemisini gelecekte park edeceğim. Bu videonun internette yayınlanma tarihine bakarsanız Nuh'un yıldız gemisinin malum çatılara park edilmesinden önce yayınlandığını fark edersiniz. Şimdi makalemi dinleyeceksiniz. Mel'un Orion şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınırım. Rahmanımız, Rahimimiz ve Rabbimiz olan Ulu Allah'ın adıyla. Hamdler, şükürler, senalar, övgüler Allah'ımızın muhterem zatına olsun. Tüm selatlar ve selamlar Ulu Allah'ın kainattaki halifesi olan, nebilerin ve velilerin sultanı olan, Alun Melekler Meclisi'nin daimi başkanı olan, mahlukatın medarı iftiharı olan, onun hürmetine kainatların yaratıldığı Hazreti Ahmet, Mahmud, Mustafa, Muhammed'in üzerine olsun. Amin. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَسْحَابَ السَّف۪ينَةِ وَجَعَلْنَهَا آيَةً لِلْعَالَم۪ينَ Fakat biz Nuh'u ve gemi arkadaşlarını kurtardık ve o gemiyi alemlere, milletlere bir ayet, bir ibret kıldık. Ankabut Suresi 15. Ayet-i Kerime Elmalı Tefsiri. Hazreti Nuh'un uzay gemilerini kullanan ve uzay teknolojisine sahip olan zalim kavmini Yüce Allah'a ve dinine davet etti. Hazreti Nuh kötülükten uzaklaşın ve iyiliğe yönelin çağrısını asırlarca yaptı. Bu destansı tebliğinin kalpleri taşlaşan kavmine fayda vermediğini ve vermeyeceğini anlayınca Yüce Allah'tan bu sapkın kavminin tufanla helak olmasını istedi. Yüce Melekler Meclisi Hazreti Nuh'a bu duasının Allah tarafından kabul edildiğini ve tufanın gerçekleştirilmesi için gerekli temel altyapının hazırlanmaya başlandığını bildirdi.
Güneş sistemi uzayında tufanın gerçekleştirilmesi için devasa büyüklüklerde olan müttefik yıldız gemileri de bir bir gelmeye başladı. Melekler Meclisi yıldız gemisi yapması için Nuh'a gerekli olan projeyi verdiler. Nuh metal alaşımdan üretilecek olan gemisinin inşasına başladı. Hazreti Nuh gemiyi tamamladı ve her hayvandan birer çift çağırdı. Yıldız gemisinin kapısına gelen her hayvan çiftini özel leduni dualarla genlerine dönüştürdü. Gelen bütün hayvanların genlerinden oluşan bir avuç geni laboratuvara yerleştirdi. Yüz binlerce uzay gemisine sahip sapkın dünya insanlığı Hazreti Nuh'un küçük ölçekteki yıldız gemisine gülüp geçiyorlardı. Tufanın gerçekleşeceğine inanmıyorlardı. Tufan olsa bile kafirler kendilerine ait yıldız gemilerine binip komşu yıldız sistemlerine konaklama planları yapıyorlardı. Ancak onlara hazırlanan tuzaktan habersiz günlerini gün ediyorlardı. Öte yandan Meleği Ala yani Lef-i Mahfuz'dan Allah emirlerini alıp kainata yürürlüğe koyan Ulu Melekler Meclisi dünyada Nuh'un kavmi ile ortak yaşam süren Agart adalara 7 adet olan altın şehirlerini dünyamızın iç kısmına ışınlamaları çağrısında bulundu. Mümin Agartalılar altın ve kristallerden yapılmış oldukları şehirleri oyuk dünyaya ışınladılar ve oraya yerleştiler. Not: oyuk dünyaya Nevşehir'in Ihlara Vadisi'ndeki Agarta kapısından giriş yapılır. Dünyada sadece bizim Adem'imizin kafir evlatları kaldı. Tufan başlayınca Hazreti Nuh ehlini ve 40 erkek 40 kadından oluşan müminleri gemiye aldı ve kapıyı kapattı. Gemi ışınlanarak dünya atmosferinin dışına çıktı. Kafirler zaman bu zaman deyip binmek için uzay gemilerine koştular. Yıldız gemilerine bindiklerinde gemilerinin çalışmadıklarını gördüler. Yüce Melekler Meclisi Nuh'un uzay gemisi müstesna diğer dünya gemilerinin çalışma lisanslarını iptal etti. Sapkın kafirler Yüce Melekler Meclisi'nin uzay gemilerinin çalışma lisanslarını iptal etme hakkını olduğunu biliyorlardı. Ancak bu yetkiyi kullanma ihtimalini hiç düşünmemişlerdi. Nuh'un kavmi Kızıldeniz'de boğulacağını anlayan Firavun'un çektiği pişmanlığı çekti. Ah keşke iman edenlerden olsaydık dediler. İş işten geçmişti. Dünya ayette belirtildiği gibi dağlar kadar olan dalgalar altında kaldı. Dünyanın en yüksek dağı bile su altında kalmaktan kurtulamadı. Nuh ve beraberindeki müminler tufanla helak olan sapkın kavme bakıp gülüp geçiyorlardı. Artık gülme sırası onlarındı. Kafirler ölmüş ve tufan bitmek üzereyken Müslümanlara ait uzay gemileri de eski medeniyete ait yüz binlerce yıldız gemisini ve gökdelenleri dünyadan silip süpürdü. Dünya taş devri dönemine döndü. Tufan bittikten sonra Hazreti Nuh Müminin Suresinin 29. ayetinde belirtildiği gibi "Ey Allah'ım bizleri mübarek ve mukaddes bir yere kondur" diye dua etti. Nuh'un yıldız gemisi dünya atmosferine giriş yaptı. Şu an içinde yaşadığımız Diyarbakır'ın kutsal Cudi topraklarına kondu. Buraya kondu çünkü burada Allah'ın evlerinden bir ev olan Cudi kıblesi vardı. Hazreti Nuh ve sahabileri yeni ve taze bir İslam uzay medeniyeti kurdular. Şu an Nuh'un uzay gemisi Kırklar Dağı'nda ise niye biz göremiyoruz diye bilirsiniz. Çünkü gemi şu an toprak altındadır. 10 gözlü köprüsünden Kırklar Dağı'na bakarsanız gemi köprünün sağ tarafına yani kuzey tarafına düşer. Nuh'un anıt kabiri de toprak altındadır. O da köprünün sol tarafına, güney tarafına kalmaktadır. Erdebil Köşkü'nden başlayıp Dicle Nehri altından geçerek Kırklar Dağı'nın içine giden bir tünelin varlığı tarafından tespit edilmiştir. Bu tüneli Hristiyan azizleri Nuh'un mezarına ulaşmak için yapmışlardır ve başarılı olmuşlardır. Peki yıldız gemisi nasıl toprak altında kaldı? Bu sorunun cevabı Kırklar Dağı'nın 50 kilometre ötesinde bulunan Karacadağ Volkanik Dağı'nda saklıdır. Yüce Melekler Meclisi Allahu Teala'nın Lef-i Mahfuz'daki Nuh'un gemisini saklayın ta ki ahir zamanda çıkarılacağı vakte kadar emrini alır almaz Mikail Aleyhisselam'a Karacadağ Volkanik Dağı'nı aktive etmesini emretti. Aktive olan volkanik dağın lavları yüzlerce kilometrelik alanı kapladı. Gemiyi saklama işlemi son bulunca volkanik dağ sessizliğe gömüldü. İşte hakikat budur. Ötesi zan sahiplerinin sözleridir. Zanın Allah katında bir geçerliliği de yoktur. Devam edelim. Gemi nasıl çıkacak? Bana lütfedilen bilgilere göre ya normal doğum ya da sezilen doğumla olacaktır. Bu ibareleri açalım.
Normal doğum yani geminin zamana kaptanı olan benim ışınlanarak geminin içine girerek gemiyi çalıştırıp dağı delmeden gemiyi ışınlatarak Kırklar Dağı üstünde geminin park yeri olarak inşa ettirilen 10 katlı olan 8 konutun üzerine kondurmamla ya da sezeryan doğumla yani benim ışınlanarak geminin içine girip gemiyi ışınlamadan dağı delerek havalandırarak gemiyi 10 katlı olan 8 konutun üstüne kondurarak Ulu Melekler Meclisi tarafından bu iki seçenekten hangisi onaylanırsa benim onu yapmama izin verecekler. Bunlar özet bilgilerdir. Burada anlatmadığım konuları Yıldız gemisini çıkardıktan sonra anlatacağım. Sorulara geçiyoruz. Soru, diyelim ki Nuh'un uzay gemisini 4'ü doğuda ve 4'ü de batıda olan toplam 8 adet 10 katlı olan dünya insanları tarafından Hevsel Terasları diye isimlendirilen Yüceler Meclisi tarafından Nuh'un yıldız gemisinin ahir zamanda park alanı olarak inşa ettirilen konutlara kondurdunuz. Daha sonra niye kapıyı açıp ben bu yıldız gemisinin kaptanıyım demiyorsunuz? Cevap, Yüceler Meclisi hali hazırda geminin içine ışınlanarak girmemi ve yukarıda bahsettiğim iki seçenekten biri ile yıldız gemisini kutsal konutlara kondurmamı uygun buldu. Nuh'un yıldız gemisinin kapısını açarak kendimi tanıtmayı bazı ilahi yasalar gereği şu an uygun görmedi. Bana Nuh'un yıldız gemisini konutların çatısına park edip gün yüzüne çıkardıktan sonra tekrar ışınlanarak geminin içini terk etmem söylendi. Bu bilgileri yıldız gemisini çıkarmadan dünya insanlığının habersiz olduğu bu dönemde videolarla kayıt altına alıp internette yayınlayıp geminin çıkmadan öncesi bir tarihe tarihlendirmemi ve sayın devlet yetkililerini bilgilendirip kendimi böyle tanıtmamı uygun gördü. Soru, peki 4'ü doğuda ve 4'ü batıda olan toplam 8 adet 10 katlı Hevsel terasları Nuh'un yıldız gemisinin konması için Yüceler Meclisi tarafından yapıldı. Yüceler Meclisi Kırklar Dağı'nda 10 katlı binaların yanında olan 3 tane yapılmış, daha sonra da temelleri kazılmış ama şu an beklemede olan 3 tane daha yapılacak olan toplam 6 adet 16 katlı binaları niçin yaptırdı? Cevap, Yüceler Meclisi projede 3'ü doğuda, 3'ü batıda olan birbirine paralel olan toplam 6 adet 16 katlı binaları Nuh'un yıldız gemisinin çıktığı günden itibaren 7 yıl sonra resmi temas kurmak için gelecek olan Müslüman Agartalıların yıldız gemisini konması için yaptı. Soru, peki siz Nuh'un yıldız gemisinin kaptanı olarak ne zaman herkesin gözü önünde Nuh'un yıldız gemisinin kapısını açarak içeri gireceksiniz? Cevap, Nuh'un yıldız gemisinin benim tarafımdan konutlara kondurduktan sonraki yıllarda Büyük Melekler Meclisi'nin uygun gördüğü bir zamanda bu düşünceniz gerçekleşecektir. Soru, Nuh'un yıldız gemisini nasıl çalıştırıyorsunuz? Cevap, Nuh'un uzay gemisi çok katlı teknolojik bir araçtır. Katların birinde kokpit bulunmaktadır. Yıldız gemisinin kaptanı yani ben metal masanın üzerinde iki elin oyuk izi bulunmaktadır. Ben iki elimi oyuklara bırakır bırakmaz gemi bendeki ruhsal enerjiyi hissedip tüm sistemleri açar. Gemi sisteme girdiğim gezegeni ya da yıldız sistemini tanır ve rotayı oraya çevirir. Kutsal kitaplarda teknolojik araçlardan söz edilirken rumuz ve benzetme sanatı kullanılır. Bunun nedeni teknolojiyle henüz buluşmamış insanların akıllarının almaması ve inkara sebebiyet verilmemesi içindir. Kafirler o zamanın peygamberine haşa bu da iyice yoldan çıktı. Demirden yapılmış gemilerin denizde yüzdüğünü ve demirden yapılmış kuşların havada uçtuğunu söylüyor. Biz bunun için artık cidden endişe ediyoruz dememeleri içindir. Dil bilimciler Tevrat'ın yaratılış bölümünde gemi 7. ayda ayın 17. gününde Ararat dağlarına oturdu ifadesinin Ararat dağlarının gemi için belirli bir yeri göstermekten ziyade Urartuların toprakları içinde yer alan dağlar silsilesine işaret ettiğini kaydetti. Dil bilimciler nitekim M.Ö. 900-600 yıllarında Van Gölü merkezli hüküm süren Urartular günümüz Ermenistan ve Azerbaycan batı kesimi ile İran'ın Urmiye bölgesini ve Dicle Nehri'ni içine alan bir coğrafyadır. Dolayısıyla Ararat dağlarından söz eden Tevrat'taki ifadeler Nahçıvan'ı, Ahri'yi, Şırnak'ı ve Diyarbakır'ı da içine alan geniş bir alana yayılmış dağları ifade etmektedir. İşte bu nedenle Tevrat'ın yaratış bölümündeki Ararat dağları ifadesi Arami ve Süryani çevirilerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağları olarak çevrilmiştir. Ararat Dağları da Ağrı'dan başlayıp Dicle Nehri'ne kadar uzayan dağ silsilesi olarak düşünüldüğünde Diyarbakır'ın Kırklar Dağı'nın da bu dağ silsilesinin içinde olduğu anlaşılır. Şırnak'taki dağa gelirsek, Kur'an'da geminin Cudi Dağı'na değil,
Cudi'ye oturduğunun ifade edildiği dikkate alınarak mutlak anlamda geminin Şırnak'taki Cudi Dağı'na oturmuş olduğunu anlama zorunluluğu da bulunmamaktadır. Zira Cudi yüksekçe yer, tepe gibi anlamlara da gelmekte olup Elmalı tefsirinde Cudi'nin her dağa söylenilebilen bir cins isim olduğuna dikkat çekilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Hud suresi 44. ayet-i kerimesinde Yüce Allah وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُدِي gemi Cudi'ye kondu buyurmaktadır. Ayetin orijinalinde gemi Cudi dağının üstüne konduğu ibaresi yoktur. Arapçada dağ cebel ve tur olarak geçer. Ayette bu iki kelime de yoktur. Dağ ismi macile tarafından zanni olarak konulmuştur. Elmalı Hamdi yazır, Hud 44. ayetinin tefsirinde geminin dört yerden birinde olduğunu beyan etmektedir. Bunlar Musul, Cezire, Ahmet ve Şam'dır. Sadece Elmalı bu kanette değil, Endülüs'ün büyük alimlerinden olan Ebu Hayyan da diyor ki, Cudi denilen toprakların Cezire'de veya Amit'te denilmesi sebebi Musul'la yakınlığı dolayısıyladır. Eldeki veriler ışığında geminin yeri konusundaki tahminler şöyledir. Ahri'da, Nahçıvan'ın Haça Dağı'nda, Şırnak'ta, Ahmet'te yani Diyarbakır'da, Musul'da, Cezire'de, Şam'da. Gemi bu yedi yerden olan Ahmet'tedir yani Diyarbakır'ımızdadır. Cudi toprakları Kırklar Dağı ve Bakıvar Kabe köyünü içine almaktadır. Ve bu bilgiler dışında da şunu belirteyim. Nuh'un yıldız gemisi neredeyse orası Cudi'dir. Cudi neredeyse Nuh'un yıldız gemisi oradadır. Nuh'un uzay gemisinin takribi ölçüleri 180 metre uzunluğunda, 90 metre genişliğinde, 35 metre yüksekliğindedir. Gümüşü renktedir. Dikdörtgen prizma şeklindedir. Madeni alaşımlardan imal edilmiştir. Antigravity teknolojisiyle çalışmaktadır. Nuh'un yıldız gemisi ve kaptanı önceden kimseden izin almaksızın dünyanın 7 kıtasında ve okyanuslarında serü sefer ve seyahat yapabilir. Dünyada ruhsal dünya devleti dışında herhangi bir devlet tanınmamaktadır. Dünya insanlığını tehdit eden unsurları tespit edebilir ve yok edebilir. Bu hakka ezelden beri sahip olduğunu dünya kamuoyuna ilan ederim. Peki deniz seviyesinin 9 kilometre yüksekliğine kadar ulaşan bu kadar su nereden geldi? Bunun cevabı Yüceler Meclisi'nin bu ilahi kararın gerçekleştirmesinde saklıdır. Şöyle ki tufan su ile gerçekleştirileceği için Yüceler Meclisi Jüpiter büyüklüğünde içi su dolu gezgin bir gezegeni güneş sistemimizin koordinatına sevk etti. Yıldız gemisinin inşası tamamlandığında gezgin gezegen sakinleri bir enerji kordonu ile suyu dünyaya enjekte ettiler. Deniz seviyesinin 10 kilometre yüksekliğine ulaşınca gezegenimize su enjekte işlemi son buldu. Gezegende yaşayan insan ve hayvan kalmayınca yine bu enerji kordonu ile kaseden şırıngaya su çeker gibi suyu tekrar gezgin gezegene çektiler. İşi biten gezegen güneş sistemi uzayından uzaklaştı. Ben hem Meleği Ala yani Yüceler Meclisi ile hem de Süreyyalılarla, Sirius'larla ve iç dünyamızın sakinleri olan Agatalılarla telepatik olarak iletişim halindeyim. Bu bilgiler tüm manevi kanallardan aldığım ortak bilgilerdir. Bunlar gayb bilgileri değil mi? Evet, bunlar bir zamanlar gayb bilgileriydi ama şimdi değil. Peki gayb nedir? Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Ulu Rahman'ın adıyla ve ma huve alel gaybi bidanin ve o Allah gaybin bilgilerini sizden esirgemez. Tekvir suresi 24. ayet-i kerime. Gayb 3 çeşittir. 1. Allah'ın bildiği gayb. 2. Meleklerin bildiği gayb. 3. insanlardan bazılarının bildiği gayb. Açıklayalım. 1. Levh-i Mahfuz'da daha yayınlanmamış, gelecek ile ilgili bilgiler yayınlanmadığı için bu bilgiler Allah'ı Allah müstesna, herkese gayiptir. 2. Levh-i Mahfuz'da yayınlanır, Ulu Melekler Meclisi ve ilgili birimler bilir, daha dünyada gerçekleşmediği için dünya insanlığı için gayiptir. 3. Huzur-u Peygamber, yani Melekler Meclisi tarafından dünyada yaşayan görevli kişi telepatik yolla bilgilendirilir. Sadece bu kişi bildiği için diğer dünya insanlığına gayiptir. Bu manevi görevlinin genel duyuru yapmasıyla